Yani olayın bir başka boyutunu daha aydınlatmak gerektiğini söylüyorsunuz. Gerektiğini orada... evet yani. Bizim davamız şu an kapandı ama yani gerçekten ben hani bu konuda böyle hala bir cevap bulamadım yani. Neden sivil polisler girip çocuğun yoğun bakımda can çekişirken üstünden çıkarıp kanlı şeylerini aldılar? Demek ki o kurşun izleri polis silahıydı o zaman. Tabii silah halen meçhul değil mi? Yani, meçhul denize attılar. O denize atan kişi de 25 yıl ceza aldı. O konuşta iş çözülecek herhalde. Çözülse bakalım. Ya zaten bir itirafçı çıktı, her şeyi açıkça anlattı ya onların içinden. Şimdi itirafçı. Siz burada çocuklarınızla ilgili siz dediniz ki işte ben onun evladımın ne çocukluğunu ne gençliğini göremedim. Toprakta biraz rahat uyur diyorsunuz. Söz ettiğimiz şeylere bakar mısınız? Yani bunu insanlar yaşıyor. Benim tüylerim diken diken, 15 yaşında kızım var. Hani evet. Bu duyguda bir empati kurmak falan mümkün değil. Ama korkunç. İnanın Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Çok ağır bir acı. Tarifi yok yani gerçekten. Ya bu acının hele bir yani... de dönen adaletsizlik, hukuksuzluk... O ayrı bir acı yani. Yani bu acının yanında her tür şey yapıştırdılar bize, terörist denmedi mi durmadan. Evet. Bugün yine yani konuşmalarına bakınca hiç acaba aklına geliyor mu benim meydanlarda yükladığı zaman? Bu acı değil mi? Bu evlat acısı. Aklına acaba geliyor mu bu kelime? Evet. Emsal Hanım. Biz sizinle Antakya'dan tanışıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Keşke hoş sebeplerden buluşsak. İzleyicilerimize bir anımsatma yapmak için soruyu ben sorayım. Siz isterseniz anlatın. Hem Emel anne hem siz hem de Cömert ailesi birbirinize komşusunuz değil mi? Çok yakın. Orayı bir tarif eder misiniz? Nasıl bir mahalle, nasıl bir ortam? O çocukların gerçi Ali İsmail Eskişehir'de linç edildi ama netice itibariyle aynı kültürün çocukları. Orayı biraz anlatır mısınız? Bizler Abdullah Cömert'le, Cömert'in ailesiyle biz birbirimize çok yakınız. Ali İsmail Korkmaz ailesi biraz bizden bir 5-10 dakikalık bir mahallede oturuyorlar. Ama Ahmet Ali İsmail'i hiç tanımıyordu. Abdullah Cömert'i tanıyordu. Gezi direnişinde beraber zaten mücadele ediyorlardı. Aynı günde zaten 2 Haziran'da Abdullah Cömert katledildi. Ali İsmail Korkmaz da Eskişehir'de vurulduğu gün oğlum Ahmet bir kez daha yıkıldı. Berkin de vurulmuştu İstanbul'da. Ethem de Ankara'da vurulmuştu. Her gün çok acı haberlerle sarsılıyorduk. Ve Ahmet'in öfkesi daha çok artıyordu. Hiç uyuyamıyordu. Eve geldiğinde anne işte ben nasıl duracağım? Yemek bile artık yemez hale geldi Ahmet. Hep Armutlu'da, işte Sevgi Parkı'nda, Armutlu direnişte katledilen gençlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız için hep Ahmet adalet istedi. Ali İsmail Korkmaz'ın vefat haberi geldiği zaman Eskişehir'den, Ahmet Uğur Mumcu'dan Ali İsmail Korkmaz'ın mahallesine kadar, ikinciye kadar yalın ayakla gitti o gün. Öfkesinden duramıyordu. Ve maalesef oğlumu da hedefe almışlar, oğlumu da katlettiler. Çok üzgünüz. 9 yıldır o kadar çok büyük acılar yaşadık ki, hep acılarla boğuştuk. Evlatlarımız kara toprağın altında yatıyor, katiller dışarıda. Çok öfkeliyiz. Mücella ablamız, Can Atalay avukatımız ve diğer arkadaşları hukuksuzca bir ceza verdiler. Gerçekten geldiğimiz son nokta bütün dünya Türkiye'nin adaletsizliğini izliyor şu anda. Türkiye tarihinde... Efendim. Emsal Hanım, sizden bir ricam daha olacak orayı tarif etme açısından. Ben tabii çok net hatırlıyorum, bölgeyi de biliyorum. Armutlu nasıl bir bölge? Onu bir anlatın lütfen insanlara. Bir de o dönemde eğer yanılmıyorsam mahalleye yönelik yapılan saldırılarda büyük bir direniş olmuştu. O nasıl oldu? Bir de su meselesi falan olmuştu. İşte su verildi, verilmedi. Onları anlatır mısınız? Su kestiler, elektriği kestiler.
tomalar, her yere tazyikli sular, biber gazı, insanların evlerine balkon gaz bombası. Ses gel. Bir daha bakalım bağlantıya. Biz buradan devam edelim. Emsal Hanım'a onu anlattıracağım. Şimdi aynı soruyu size soracağım Gülsüm Hanım.